Gülür. Kamerada çok anlaşılmıyor ama koyduğun zaman böyle bangır bangır geliyor ya böyle. Hop. Arkamdaki AMG Van Edition mı lan? Ne yerim seni ya, gelsene. Ben bunu seviyorum ama tabii. Ya baksana şunu. Baksana 140'ta hala yanlıyorsun ya. Yani ben var ya kesin bir yerde dayak yiyeceğim ya. Bunun başka açıklaması olmaz. Bir videoda sahilde yürürken kasta konuşuyorum. Diğer videoda bankta oturuyorum. Motoru da buraya koymuşum falan. Yeni bir fetiş gibi böyle. Motosiklet fetişi olan bir adama benziyorum şu anda. Her yere böyle kaskla oturuyorum, kaskla sıçıyorum gibi görünüyor dışarıdan. Evet, bugün 11 Mart Pazartesi 2019 ve YouTube'un değil aslında, değil mi? Instagram sanırım. Bu araba fotoğrafçıları ilk özellikle burayı keşfetmişti. Araba fotoğraflayan kardeşlerimiz, abilerimiz önce burayı keşfetmişti. Sonradan işte YouTuber'lar gelmeye gitmeye başladı falan. Şimdi garanti her hafta sonu minimum 2 YouTuber'ı görebileceğiniz bir alan haline geldi. Şu anda İstanbul Garipçe'de 15 Temmuz Şehitler Anıtlığı sanırım burası. Aslında bir anıtlık. Önümüzde de Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Buradan köprü herhangi bir geçiş yok, ne kadar dibimizde olsa da. Buraya gelmemiş olanlar varsa öldü. Size de söyleyeyim de hepimiz buraya gelelim. Hepimiz burada buluşalım. Yaklaşık 6 gün önce Ducati Diavel Carbon'un alım videosunu yayınlamıştım ve tipik bir alım videolarından sonra, yani yaklaşık 3 alım videosu hazırladım bundan önce. Bir Harley Davidson yapmıştık, Scrambler yapmıştık, bir de bunu yapmıştık. Instagram ve YouTube'da hem yorum hem mesaj olarak şöyle bir şey olur abi. Bir, bu motosikletle ilgili sorular gelir arka arkaya. Bir de motosiklet almakla ilgili sorular gelir. Yani özellikle marka ve model üzerinden sorular gelir. Bir de motor almakla ilgili sorular gelir. Hazır bununla ilgili sorular gelmişken ben de ikinci el Avrupalı motor almak diye bir video hazırlamaya karar verdim. Aslında ikinci el motor almak videosu yapmak daha mantıklı olur ama sevgili toprağı olsun Barkın abinin bir videosu var bununla ilgili kendi kanalında ve yıllar geçmiş olmasına rağmen hala çok kapsamlı ve yeterli bir video. Dolayısıyla hem onun üzerine bir şey koymak zor hem de gereksiz. Yani zaten yeterince üstad orada döktürmüş. Ama biz de hani biraz Avrupalı motorların neleri var neleri yok, biraz daha kronik problemleri falan girelim dedim ben kendi çapımda. Diğer video özellikle 6 günde 56 bin izlenince bu sefer YouTube'a dönerken dedim ki ne istiyorsan onu çekeceksin oğlum, sakın kendini darlama dedim. Canım bunu çekmek istiyor, bunu çekeceğim. Ne konuştun be? Şimdik ben motora bineyim. Hazır çalışımı yaptım. Buradan gideyim daha fazla insan beni deli sanmadan. Kardeşim kolay gelsin ya. Uzaktan deli gibi görünüyor muyum? Yok. Kaskla bankta oturuyorum ya. Gerçi buraya ne tipler geliyordur. Hadi kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın başkan. Kendine iyi bak. Dayanamadım. Evet, döviz zıpladı. Hala zıplamasını bekliyorlar. Vergiler coştu. Fuarda fiyatları gördük, hepimiz bir böyle böyle olduk ve bu gene bizi sıfır fiyatlarından, sıfır modellerden uzağa ikinci ele itti malum. Şimdi ikinci el bakıyor herkes. Özellikle sıfır almayı düşünenler fuarda. Bu fiyatlardan sonra ikinci ele döndüler. Ben de bunu Diavel videosu almak videosundan sonra daha iyi anladım. Abi sen ne güzel basıyorsun, dur geleyim sana. Yaklaşık 4 yıldır Avrupalı motorlara biniyorum ben işte. Yani işte BMW'ye bindik 2 yıl. Ondan sonra bir yıl Scrambler. Bu yıl da Diavel oldu. Bu da nereden baksanız 6 aya geliyor. Avrupalı motorlarda şöyle bir şey vardır abi. Kullanıcı, sevgili motosiklet kullanıcıları, bizler motor almaya karar veririz abi, tamam mı? Genelde ilk Avrupalı motorun seçenek olması şöyle başımıza çıkar. Bu özellikle şu örnek çok duyduğum bir örnek, mutlaka sizin de etrafınızda eğer özellikle bir MT07 650F alma kararına gelmiş biri, mutlaka bunu duyarsınız abi. Bir yakınınız 650F almaya karar verir ya da MT07 almaya karar verir ya da Suzuki SV650. Yani ara sınıf bir naked almaya karar verir, tamam mı? Sonra ne taraftan gidelim? Hadi buradan gidelim. Triple rotasına döndü ama. Sonra abi şöyle bir şey olur. Hazır böyle MT07'lere, işte CB650F'lere falan bakılırken ortaya şöyle bir opsiyon çıkar abi. Ducati Monster 696. Ve alıcının
kafası karışır. Çünkü şimdi tabii şimdi için söylemiyorum ama özellikle 30 bin lira olduğu zamanlarda falan. Monster 20-22 bin liradır. Çok güzel görünür böyle kırmızı kırmızı beyaz beyaz birçoğu. Siyahları falan da var. Karizmatik durur. Ducati'dir. L tipindir. Beygir gücü falan böyle kadran madran hoşuna gider adamın ve kafası karışır. İşte ikinci el Avrupalı motorla orada tanışır. Tabii hemen bunun akabinde forumlar açılır. Şimdi YouTube açılıyor falan. Ve 696 ile ilgili örnekler işte kim ne kullanmış nasıl olmuş falan araştırılmaya başlanır. Ve orada bir Destmo bakımı karşılaşılır. Destmo böyle yazar böyle. Gittim Corlas'a 6000, 8000 lira ödedim, Destmo ödedim falan. Bazıları yanlıştır, bazıları doğrudur bilgilerin. Ya yani yanlış anlamayın, ben Ducati'ye biniyorum ama yani Destmo diye bir gerçek var, ben de gireceğim. Sadece yanlış kısımları da var, o çok kötü. Mesela zincir ve dişlinin Destmo'ya dahil olduğunu falan yazan arkadaşlar olmuş. Wow, yani öyle bir şey yok, sadece kilometre tekabülünden dolayı denk geliyor genelde o değişim ama gel gelelim doğru mu doğru, bunu da söylemek lazım. Yani zincir dişli bakımı aşağı yukarı Destmo bakımına denk gelen bir şey, haberiniz olsun. Neyse, şimdi orada 696 ile tanışılır ve 696 böyle bir kafayı karıştırır abi. Çünkü sebebi şudur. Adam 10 bin lira daha azdı sıfır yerine ikinci el o Avrupalı motoru. Belki ikinci el MT07 yerine o 696'yı almak ister ama korkar. Şimdi tam bu yerde yapmanız gereken ya da bilmeniz gerekenlerle ilgili bir video olacak bu aslında. Ne kadar uzattım ya, ne kadar uzattım ya. Şimdi Avrupalı motorların bazı sıkıntıları vardır. Öncelikle şunu unutmamamız lazım. Yaptığımız her hareket euro abi. Türk lirası değil. Özellikle euro. Yani Almanya, İtalya sonuçta Avrupalı motorlar. Hatta Harley'i bile biraz Avrupa'ya katabiliriz. Onlar şimdi daha da ütopik oldu vergilerinden dolayı falan ama. Yani özellikle Japon, Çin, Kore gibi ülkelerden olmayan motorlarda döviz kuru yüksek ya. Orada böyle bizi sağlam bir fiyat her zaman karşılıyor. Yani mesela motor alırken ay işte bu amblemi yok çok da önemli değil falan dersiniz. Bu amblem 40 eurodur abi. 240 lirayı bayılırsınız. Sonra haydi olur. Anladın mı? Kozmetik önemlidir. Ve dikkat etmezseniz can sıkar. Bilmeniz gereken kronik sıkıntılar vardır bazı motorlarda. Bunları araştırmanız gerekir. Mesela ikinci el motor almaya karar verdik abi. Bütçemiz 22-25 kağıt. Ducati alacağız diyelim. BMW'ye falan da geleceğim. 696 Monster alacağız. 696 Monster'ın arka sinyalleri çok sık kırılır abi. Tamam mı? Çünkü artçı binerken o sinyaller böyle hemen artçının totonun altındadır. Ayağı atarken falan sinyali kırar. Öyle bir sıkıntısı vardır. Ve bunu bakın birçok 6-20'lerin 6 serisinin genelinde var galiba problem. Şimdi hatırlamıyorum ama 696 en çok böyle alınma ihtimali olan Monster'lardan biri olduğu için bu örnek üzerinden yürüyorum. O sinyal kırılır abi, tamam mı? Bunu cebe atarsınız. Destmo bakımı çok önemlidir. 24.000 örnek veriyorum 696 Monster'ın gene bakımıdır. 2015'ten sonra bu işi 30.000'lere falan taşıdı Ducati ama ondan önce bütün Ducati blokları 24.000'de Destmo bakımına giriyor. Bütün Ducati değil de. Şimdi bir bakarsınız motor böyle 22.000'de 21.000'de satılıyorsa ve normal fiyatından 2.000 lira 3.000 lira azsa aa çok güzel motor 2.000 lira daha ucuz deyip girmeyin o motorlara. Çünkü size zaten 2-3 bin kilometre sonra o motor böyle bir 3-5 bin lira açacaktır. Yani yapmayın öyle şeyler arkadaşlar. Yapıyorsunuz, bana yazıyorsunuz. Haklısınız. Yani tabii ki ben de bir Ducati kullanıcısı. Aman da koyayım, ne güzel yollarmış. Cevap veriyorum ama üzülüyorum. Böyle oyunlara gelmeyin. Böyle spekülasyonlara gelmeyin. İnşallah bu yol güzel yerlere çıkar. Ben video adına her yere gidiyorum şu anda. Mesela 6.20'de şöyle bir problem vardır. Alırsınız abi 6.20 Monster'ı. Konjektör, akü, sargı. Ya sargı yanmıştır, değişmiştir. Ya sargı yanmıştır, sardırmıştır da. Sardırmışlardır. Sen alırsın abi, biraz binersin. O sargı tekrar yanar. Geçmiş olsun. Girer abi götüne 500 euro. Sonra arkasından bakarsın. Yani bunları lütfen okuyun. Var forumlarda. Motosiklet.net'te, org'da falan abilerimiz çatır çutur yazıyorlar. Açın okuyun abi. Ya da işte bu videoya denk geldiyseniz atın kafaya, kalsın aklınızda. Sonra abi mesela bu özellikle İtalyan motorlarından örnek vereyim. Daha iyi hakim olduğum burası. Almanlara da biraz hakim. Triumph falan zayıf bende. Mesela bu motorlarda dandik akü kullan. Ayvayı yersin abi. Çünkü ABS modülü falan da bunun direkt aküye bağlıdır. Kötü akü, çabuk biten akü motora direkt zarar verir abi İtalyanlarda. Önce bir ABS keser, bir arıza verir, ne oluyor falan dersin. Modülden bir sıkıntı çıkar. Yok traction bilmem ne olur, yok göstergenin bilmem ne ışığı yanmaz. Sonra forumlarda okursunuz. Abi
böyle böyle işte ben bunu bir vaka aldım bundan sonra bunu bozuldu falan diye. Onun sebebi şudur. Gider abi adam bu motorun önerilenlerinde USAQ vardır atıyorum. Sallıyorum BMW'de Unibot vardır. Adam gider başka bir akü alır, tamam mı? X bir akü alır. Takar motora, motor bir dengeyi şaşırır, ondan sonra bü der. Motorun da suçlu olduğu durumlar var. Hala sürücülerin de var. Klasik bu, üretici sürücüye atıyor, sürücü üreticiye atıyoruz biliyorsunuz şeyde, motosiklet sektöründe. Hepsinde bir problem var yani. Ha mesela 1150 GS alacaklar, 1150 GS bir dönem sürdüğüm için biliyorum. 110 bin, 100 bin, 120 bin, 150 bin bandı arasında ustalarım daha iyi bilir video izleyenler varsa. Gergi denilen bir şeyin değişmesi gerekiyor onların bloklarında. Değişmediği zaman bir süre sonra ses yapıyor, yağ yakmaya ve sonrasında motor bile ona ciddi zararlar vermeye kadar yürüyor. Bu tip kronik problemleri Avrupalı motorlarda iyi araştırmak gerekiyor. Çünkü araştırmazsanız bir süre sonra başınıza güzel miktarlarda para açabiliyor. Sıkı fiyatlarla servislerde vakit öldürebilirsiniz. Dikkat edin, okuyun abi, okuyun, araştırın. Bu motorun da var bazı problemleri. Şanzımanı falan mesela çok şey değil, uzun dönemde randımanlı değil. Diğerinde şanzımanı mesela ağır geçişleri olan ve birçok forumda hem yurt içi hem yurt dışında şanzımanla ilgili problemlerin olduğu bir motor bloğu var. Buyurun. Tabii ki. Hop, bu İstanbul kartı. Buyurun. Evet, selam verdim arkadaşlar. Kolay gelsin. Eyvallah, bugün sakin hava ya. Hangileri? Ha evet, onlar şeyler. Tuz olsun diye. Motor biraz büyük. Isınma mı bu? Yok, hava soğutma bu. Çok ısınıyor. Böyle bayağı her yerine şey koymuşlar, radyatör. Tabii canım, trafiğe bir gir 110 derece abi direkt. Kolay gelsin abicim. Teşekkür ederim, eyvallah. Şu arkadaşlarımızdan da müsaade aldık. Bu motorların periyodik bakımları genelde basit oluyor. Klasik bir yağ filtresi, hava filtresi genelde. Sonra işte bir 12 binde bir buji falan. Ağır bakımlarında ne yaptığına dikkat etmek gerekiyor. Tıpkı Desmo olduğu gibi. Almanlarda da tıpkı 1150 GS'in o 100 bin bakımında olduğu gibi böyle noktaları var. O bakımlarda neyle karşılaşacağınızı, ne kadar euro ödemek durumunda karşılaşacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Sonrasında biraz konu dağıldı, kusura bakmayın. İkinci el pazarı artı parçaları nasıl temin ettiğinizi bir araştırmanız gerekiyor. Mesela ben Ducati kullanmadan önce sadece distribütörden parça alabileceğimi sanıyordum. Ama ondan sonra işte Duka Bike gibi siteler var. Benim 1100R ve 1150 GS için parçaları aldığım bir site var. O siteler mesela işimi çok kolaylaştırdı. 5-10 günde gelen parçaları var hızlı bir şekilde. Aslında o kadar da zor değilmiş dedim. Maalesef ki bu döviz farkları bizi bu gibi yollara itecek. Biz de isteriz, gidelim distribütöre, işte soralım, DAV'nin parçasını hop alalım ama çok zor. Zaten kendilerini zor çeviren bayiler ve distribütörler varken, hani görüyorsunuz fuarda koskoca Suzuki Kawasaki 2 yıl oldu girmiyor. Yemeyelim birbirimizi, öyle bam diye almak zorlaşıyor ülkemizde. Yapacak bir şey yok. Biz de elimizden geldiğince, paramız ve imkanımız yettiğince doğru hamleler yapmaya çalışmamız lazım. Ne yükseldim durup dururken ya. Ama böyle bir durum var arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani bık 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 çıkıyor YouTube kanalları, bak bak bak, bu marka çok güzel, bu marka çok güzel, bu distribütör çok iyi, işte bunun boyası tıpkı şunun gibi falan, öyle bir şey yok. Yemeyin abi birbirimizi ya, yazık lan bizim gibi adamlara. Ben şu motoru almak için 4 yıl bekledim. Allah'tan 250 cc döneminde falan biraz mikildim de buna gelince s**lmedik, buna gelince akıllandık Allah'tan. Yani bu dolulukla konuşuyorum. Yoksa bana ne a**a koyayım. Ama öyle olmuyor işte. Ben zamanında güzel s**dim. Sonra akıllandım. O yüzden size de böyle biraz tavsiyelerimden bahsetmek istiyorum yani. Ha, Desmo bakımında şöyle bir olay var abi. Herkes mesela Desmo bakımını sormuş. Abicim demiş, hani Desmo, bu motoru aldın ama hani Desmo bakımından hiç mi korkmadın? İşte gireceksin 30 binde, ben 30 binde gireceğim. Hiç mi dediler işte düşünmedin, bu kadar büyük bir masrafı var falan. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Desmo bakımından bu motoru alırken bir yandan korktum, bir yandan korkmadım. Hala çekindiğim yönü tabii ki var. Yalan yok. Ama pahalı olmasının sebebi şu. İşçilik saati euroyla. Tamam mı? Dolayısıyla işçilik ne kadar uzarsa her saat başı bir ücret biniyor. Desmo bakımında motor bloğu açıldığı için, tamam mı, subap ayarı yapıldığı için, kayışlar değiştiği için uzun saatler alıyor. Yani benim bir Desmo bakım videosu çekmiştim daha önce. 7 saat 8 saat süren bir Desmo bakım vardı. Şimdi işçiliğin saati de euroyla. Ben videoyu çektiğimde 40 euro gibi bir rakam hatırlıyorum ama hadi diyelim ki sallayalım totomuzdan, mutlaka artmıştır. 60 euro diyelim.
Şimdi 8 saat çarpı 60 euro yaptığınız zaman abi böyle 480 euro gibi ütopik bir rakam ortaya çıkıyor. 480 euroyu da bir de 6 ile çarpıyorsunuz. Oluyor size 4000 lira sadece işçiliğin ücreti. Yani şu an gözünüz korkmasın. Farazi bir hesaplama yapıyoruz, tamam mı? Üstüne parçaları alıyorsunuz. Motor oluyor 7-8 bin lira bakımı. Yani özellikle vurduğu yer işçilik. Ve bunu euro ile alıyorlar diye biliyorum. En son böyleydi durumlar. Yine parçalar euro ile olduğu için her türlü pahalı bir bakım. Ben bu motoru alırken zincir ve dişlisi 18 binde değişmişti. Dolayısıyla Desmo'da sadece Desmo bakımını yapacağımı Allah'tan tahmin ettiğim kadarıyla ve zincir dişliği değiştirmeyeceğimi bildiğim için içim bir tık daha ferah almayayım. Bunlar önemli. Eski ikinci el alırken özellikle egzozlu motosikletler almaya çalışın. Ben bir ona denk getiremedim. O da bu motorun durumundan dolayıydı. Yoksa hani temizliği isteyeyim hani bu motor anlaştığım fiyat çarçur. Egzozlu motor getirmeniz daha iyi olur. Çünkü üzerine egzoz takmak isterseniz benim gibi şöyle bir durum var arkadaşlar. Egzozlu 3800 euro. Çarpıyorsun 18 kağıt değil mi? Kaç oluyor? 3,5-6. Ben motoru zaten 18 bin lira anladın mı hani? Bir düşünüyorsun. Bu para verilir mi acaba diye. Satarken de şöyle bir kötü yanı var. Egzozu kendiniz için alıyorsunuz abi. Böyle satarken 18 koydum. 18'i geri aldım falan öyle bir dünya yok. Yani 18'i koyuyorsun maksimum 5 kağıt ekler üzerine. Hadi bilemedin 6-7 kağıt ekler. Öyle 10 kağıtlar 15 kağıtlar falan satarken üstüne eklemiş olurum bilmem ne. Arabada da böyle bu. Yaptığın modifiye kendinedir agacım. Öyle şeye falan değildir işte. Yaptım 15'ini üstüne satayım. Bebesin yani öyle bir dünya yok. Üşengeç adam olmayacaksın. Ben motoru bakımdan bakıma götürürüm. Servise şey yaparım. Bu konuyla ilgili hiç araştırmam olmaz. Öyle ikinci el parça falan uğraşamam. Ben kovalıyorum mesela ikinci el parça var mı yok mu diye. Temiz buldum mu yapışıyorum anladın mı? Hani adam Arizona ayna kullanmış 1000 kilometre satıyor. Niye almayayım ya? Niye gideyim sıfırını alayım? Ben öyle uğraşamam. Tembelimdir bu konularda falan diyorsan. O zaman abi Avrupalı eski motorlar biraz daha sıkıntı. Bu motorlar buna eski demek ayıp olur ama 2004, 2005, 2098 ki benim motorlarım biri 2001'i 98 hani. Bunlar emek istiyor abi. Birazcık uğraş istiyor. Servise arada bir görünmek istiyor. Öyle alalım yatalım. O iş yok. Her zaman problem çıkarabilir. Ben R1100'leri aldım. 68 binde debriyajı yandı motorun. Beşiktaş'ın ortasında. Motoru 3'e böldük. 11 gün sürdü parçalarının gelmesi. İşte 6 parçadan oluşan debriyajı geldi. Parçaları birleştirdik bilmem ne. Şimdi motor çiçek gibi oldu. Ama bunları hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunları kimse anlatmıyor alırken. Bunları hazırlıklı olun abi. Sonra... Ah çocuğum. Ne haber? Köpek alacağız. Benim inandığım şey şu. Tabii bu kadar ceremeyi niye çekiyorsunuz derseniz. Ben tamamen objektif yorumla söyleyebilirim ki. Japonlar elbet ki daha problemsiz. Bak elbet ki daha problemsiz. Yürümesi yani şöyle. Türkiye'de motosikleti almaktan ziyade yürütmesi. Aracı da aynı şekilde. Arabayı da aynı şekilde. Almaktan ziyade yürütmesi daha zor. Çünkü bunu alıyorsunuz. Aldınız atıyorum 60 kağıda. Sigortasını yaptırıyorum 1200'e. O yıl Desmo bakımı geldi diyelim. 6 kağıt bayıldık. 5 kağıt aldı kayıt. Kağıt. Ne oldu abi? 6-6,5'ları hemen bulduk zaten. 5 kağıt hadi diyelim. Bak 5 ona. Sigortaya da 1,5-6,5. Tamam mı? Kaskoya 9 bin lira istediler. 9 bin. 9 bin lira. Ben motoru kaça aldım zaten. Yaptırmıyorsunuz. Hadi diyeyim bir de yaptırdığınız üzere 9 bin lira istediler benden kaskoya. Abi. 6 o 9'u 15 oldu zaten. MTV ödedim 1000 lira. 1200. 16200. Motorun 4'te 1'ini aldık koyayım. Ha bu ceremeyi dediğim gibi ben bu sürü zevki için çekiyorum. Yani şu sesini ben baktım ilk videoda eleştiriler var ama ben bu sesi seviyorum abi. Çift silindir böyle L-Twin'in o gülür gülür. Kamerada çok anlaşılmıyor ama koyduğun zaman böyle bangır bangır geliyor ya böyle hop. Arkamdaki AMG Van Edition mı lan? Ne yerim seni ya gelsene. Ben bunu seviyorum ama tabii... Ya baksana şuna. Baksana 140'da hala yanlıyorsun ya. Sen çiçek bir hayvansın ya. Minik bir hayvansın. Oo. Topla bakayım. Videoya başladığımın 15. dakikasından sonrasını hatırlamıyorum. Bayağı bir konuştum. Umarım bir şey unutmamışımdır. Unuttuysam ya da sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlarda sorun. Benim ağzı görün. Motora binince benim konuşma işi birazcık
Özellikle gazladıktan sonra dağılıyor. Mutlaka sorun. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli sürün. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum. Tahmin ediyorum ki haftaya görüşürüz. Hop. Bugünlük bu videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım başınızı şişirip konuyu uzatmamışızdır. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar ya da iyi geceler. Her ne zaman izliyorsanız efendim.